Merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim setiyle çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu eğitim setimizde ileri deprem mühendisliği üzerine çeşitli uygulamalar, konu anlatımları gibi farklı farklı türden konularla performans analizi aslında girişçi olacağız ve kendimize bir atlık yapmış olacağız arkadaşlar. Yeni bir yıla malzeme ve süreklilik konusuyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Web sitemizden bizi ve çalışmalarımızı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çalışmamız ve bundan önce yaptığımız çalışmalar sizlere ücretsiz olarak sunulmakta arkadaşlar. Peki bu arkadaşlar bu dersimizin içeriğinde neler olacak? Bu dersimizin içeriğinde öncelikle bir süreklilik kavramından bahsedeceğim. Bir elemanın sürekliliğini nasıl buluruz? Süreklilik bize neyi ifade edecek? Bununla ilgili konuşacağım. Mander modelini konuşacağız. Bugünlük malzeme sürekliliğinden bahsedeceğiz özellikle. Ve Türk Deprem Yönetmeliği'nde sargılı ve sargısız modelle alakalı verdiği formülasyonlar uyarınca örnek bir çalışmamız olacak. Bu örnek çalışmamız üzerinden biz sargılı ve sargısız betonarmenin ya daha doğrusu kesitin dayanımlarını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Daha sonra programlardan yardım alacağız. Ben 3 tane program düşündüm. Excel'de örnek bir tane çalışma düzenleyeceğiz. Örnek bir kesitimiz olacak. Daha doğrusu yaptığımız analizini elle yaptığımız kesiti biz Excel'de tasarlayacağız. Dışarıdan biz kesit bilgilerini gireceğiz. Kesit bilgileri girildikten sonra Excel bize hızlıca eğrileri çizecek. Aynısını ETAPS'ta yapabilir miyiz? ETAPS'ta tabii ki yapabiliriz. ETAPS'ta da malzemenin nonlinear özelliklerini benimseten nonlinear özelliklerini tanımlayacağız. Bununla ilgili çalışmamız olacak. Aynı zamanda X-Track'te de yine malzeme özelliklerini tanımlayacağız. Buraya yazmadığım ama anlatacağım bir özellik de sargılı ve sargısız da Türk Bina Deprem Yönetmeliği'nde arkadaşlar çelik modelinde şekil değiştirme birim grafiği verilmiştir. Biz de aynı şekilde Türk Bina Deprem Yönetmeliği'nde verilen sargılı ve sargısız modelin aynı zamanda çelik modelin şekil değiştirme ve gerilme grafiğini birlikte elde edeceğiz. Arkadaşlar önce süreklilikten biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bildiğimiz gibi şöyle bir grafik çizersem, daha önceden de bundan bahsetmiştik. Yapılar elastik olarak tasarlansaydı bizim depremimiz şuna göre tasarlayacaktık. Elastiğe göre tasarlayacaktık deprem yönetmeliğinde ve binanın istediği elastik sistem bu olacaktı. Yalnız biz sistemi bu kadar buna göre tasarlamıyoruz. Ne yapıyoruz? Elastik olarak tamamen karşılamasın. Sistem ekonomik olsun diye belli bir süneklikte tasarlıyoruz arkadaşlar. Ve binayı buraya kadar taşıyoruz. Yani benim atma noktam burası oluyor. Ben diyorum ki elastik olarak taşınma. Atma noktam burası olsun. Ve ben burada kalan enerjiyi elastik enerjiyle inelastik enerjiyle yer değiştirmelerle çözeyim. İşte burada oluşan sönümleme binanın elastik ötesi davranışla deprem enerjisini sönümlemesini aslında biz sünek davranış diyoruz. Bu sünek davranışı yönetmeliğin ilgili kurallarında uygulayarak örnek vermek gerekirse kolonların kirişlerden daha güçlü olma koşulu kirişlere dikkate aldığımız zaman çekme donatısının belli bir dengeli donatıdan küçük olması gerekecek. Ardından minimum donat oranından büyük olması koşulu var. Bu gibi durumlar bize sürekliliği sağlayan yönetmeliğin uymamız gereken davranışlardan biri. Peki sürekliliği nasıl ayırabiliriz? Sürekliliği sadece sistemin bu şekilde mi tanımlayabiliriz? Hayır, sürekliliği malzeme sürekliliği de olarak tanımlayabiliriz. Kesitin sürekliliği de olarak tanımlayabiliriz. Sargılı, sargısız olması durumu, boyutları vesaire. Eleman sürekliliğini artık yapısal elemanları oluşturmaya başladığından perdelerdir, kirişlerdir, kolonlardır. Artık bunların da süreklilikleri ayrı olmaya başlıyor. Çünkü eksenel kuvvete maruz kalan farklı, eğilmeye çalışanlar farklı. Artık bir de sistemin sürekliliği var. Sistemin sadece moment çerçeveli sistemlerle taşınması olsun, perde elemanlarıyla taşınması olsun. Her biri de ayrı süreklilikler verecektir. Şimdi şöyle bir anlatmak istiyorum. Peki sürekliliği sayısallaştırabilir miyiz? Sürekliliği sayısallaştırmak istersek ne olacaktır? Örnek şu kesite dikkat edelim. Burada deformasyon ve kuvvet
bir grafiğimiz var. Şurada gördüğünüz lineer kısım zaten sistemin elastik olan kısmı. Sistem şu noktadan itibaren böyle aşağı çizersem artık akmaya başladığı nokta yield ediyor. Bu noktadan sonra sistem yield ediyor ve bu noktada kopmaya başlıyor. Bu noktada artık ben bittim diyor. Tabii ki şuradaki mesafe, burası da inelastik mesafe. Şurada artık şurası elastik. Şurası arkadaşlar inelastik kesim. Sürekliyi tarif ederken arkadaşlar süreklilik eşittir. Bu bir malzemenin de sürekliliği olabilir. Kesitin de elemanın da sürekliliği olabilir. Örnek olarak verirsek bir kesit için bakıyorsak moment eğrilik grafiğidir. Curve çırları kıyaslarız. Bir kesit sürekli olur. Bir pushover eğrisi olabilir. Sistemin sürekliliğini araştırabiliriz. Her bir başka bir kesit olabilir ve bunlar birbirinin aynısı olacak diye bir kuralımız yok. Peki sürekliliği sayısallaştırırsak süreklilik anlamı şudur arkadaşlar. Sistemin yaptığı inelastik yer değiştirme maksimum bölü akma noktası. Bu oran bize sürekliliği verecek arkadaşlar. Peki sürekliliği elde ettik. Bunlar bize ne ifade edecek? İlerleyen çalışmalarımızda bunları aktarmaya çalışacağız. Peki bugün malzeme ve süreklilikten bahsedeceğiz aslında. Malzemenin normalde betonarme bildiğiniz gibi gevrek bir malzeme. Biz betonarmeyi sargı donatısıyla hem dayanımını artırıyoruz hem de sürekliliğini artırıyoruz arkadaşlar. Örneğin normalde betonarme eğer sargısız olsaydı şu kesimlerde artık kopacakken biz onu sargılı duruma getirdiğimiz vakit ve sargı miktarını, sargı daha doğrusu sargılama aralığını değiştirdikçe, sargılama türünü değiştirdikçe bu betonun taşıma kapasitesi ve sürekli artmakta. Biz bunu yönetmelikle nasıl elde edeceğiz? Bunun üzerine bir çalışmamız olacak arkadaşlar. Devam edelim. Yönetmelikte arkadaşlar ilgili formülasyonlar bizde bulabilmek adına sargılı ve sargısız donatıyı bulmak malzeme modelini bulmak için yönetmelik bize Mandel modelini veriyor ve ek 5A da bu konuyla alakalı bize yardımcı formülasyonlar veriyor. Sargısız donatıyı her kesit için aynı olabilir. Sadece burada betonun basınç dayanımına bağlı, sargıdan bağımsız tabii ki hareket ettiği için her kesit hızlıca bulabiliriz arkadaşlar bunu. Ama sargılı sistem artık sargının tipine bağlı oluyor. Kesit, burada kesit özellikleri artık işin içine girmeye başlıyor. Ve bu kesitin daha doğrusu elemanın özelliklerini değiştirmeye başlıyor. Artık sargılı olmaya başladığı vakit betonun taşıma kapasitesi, dayanımı sürekli artmaya başlıyor arkadaşlar. Bunun bunu oranıyla bunun bunu oranının arasında daha kadar fark var. Artık şuradaki kısım bizde yutulan enerji sürekliliği ifade eder diyebiliriz. Benzer şekilde yönetmelik aynı zamanda bir de çelik için birim şekil değiştirme grafiği veriyor bize. Bunu da aynı şekilde nasıl elde edeceğiz? FSY zaten bu tablodan bize FSY değerlerini veriyor. Akma değerlerini, kopma değerlerini zaten 1.15 ile 1.35 arasında bu kopma değerlerini veriyor. Zaten birim strain değerlerini de zaten bize veriyor ilgili çeliğe göre. Biz bu değerleri kullanarak da arkadaşlar gerekli birim şekil değiştirme grafiğini oluşturabiliriz. Bu sayede örnek bir betonarme kesitimiz olursa şöyle çizelim. Şurası etkilenmiş kısım. Farazi bir çizim olacak. Şurasını sargısı donatıyı temsil eden kesim burası olacak. Sargılı beton olan kesimi bu eğri ifade edecek. Donatıyı da şu eğri ifade etmiş olacak arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bulmuş olacağız. Dedim ki yardımcı programlardan yararlanacağız. Örneğin Excel'de yararlanacağız. Örnek bir kesitimiz olacak. Bu kesitimizin
belli başlı değerlerini biz gireceğiz. Artık adım adım biz girdiğimiz değerlere bağlı olarak işte hacimsel donatı oranlarını olsun, efektif, confirming effective coefficient, kas sayılarını vesaire biz Excel'de çeşitli formülasyonları yazarak hesaplayacağız ve işlemlerimizi hızlandıracağız. Her zaman elle yapmayacağız. Bir sonraki adımlarda bir kez elle işlemlerimiz olacak ama sonraki adımlarda arka planda ne olduğunu öğrendikten sonra ürettiğimiz bu tabloları kullanarak hızlı bir şekilde bütün kesitlerimizin hem sargılı hem sargısız malzeme modellerini elde etmiş olacağız. Benzer şekilde burada ETAPS'ı da kullanacağız arkadaşlar. Excel'de ürettik, birim şekil değiştirme ve gerilme değerlerimizi elde ettik. Biz bunları ETAPS'a tanıtabiliriz ve bu grafikleri biz kendimiz ETAPS'a oluşturabiliriz. Burada gördüğünüz bir sargısız malzeme. Ben hem sargılı hem sargısız ayrı ayrı oluşturup aynı şekilde çelik malzememi de bir moment eğrilik ilişkisini kurabilirim. Section Designer oluşturduğum vakit donatımın ve betonumun eğrilerini de biliyorsam nonlinear özelliklerini bir moment curvature analizi yapabilirim. Aynı şekilde ilgili kesitin PM interaction analizi de yapalım. Böyle çalışmalarımız da olacak. ETAPS'ın Section Designer kesimini kullanmış olacağız. Aynı şekilde ETAPS'ta biz bir yığılı plastiste, lump plastiste veya yayılı plastiste kullandığımız vakit fiber kesit tanımlaması yapacağız. ETAPS'ta nasıl bir fiber kesit tanımlayacağız? Daha önceki çalışmalarımızda ETAPS veya SAP ekibinde yığılı plastiste üzerinde tanımlamıştık. Yani şöyle bizim bir frame'imiz vardı. Ne dedik? Kolonların şu kısımlarında plastik mafsal olacak. Peki bir plastik mafsalları fiber kesit olarak düşünürsek nasıl oluşturacağız? Fiber kesitleri nasıl tanımlayacağız? Bunun üzerine bizim çalışmalarımız olacak ve bunlar için ETAPS'ta biz nonlinear malzemeler tanımlayacağız. Buraları çok hızlı geçiyorum arkadaşlar. Çünkü asıl işlerimiz diğer kısımda, sadece burada bir özet çalışmalarımızdan bahsedeceğim. Son olarak da arkadaşlar X-Track programını kullanacağız. X-Track'te daha önce bir kesit nasıl çizilir, moment curvature ilişkileri, PM interaction analizleri ve capacitor orbit gibi çalışmalar yaptık. Yine yapacağız performans, hem pratik açısından hem de performans analizimize atlık oluşturması açısından. X-Track'te tabii ki yine confinement, unconfined sargısız kısmı oluştururken hızlı bir şekilde oluşturuyor. Bizim buradan sadece betonarmenin basınç birimini girmemiz yeterli olacak ama sargılı da şu iki değeri nasıl hesaplayacağız? Bu iki değeri biz elimizde dışarıdan da girebiliriz. Aslında X-Track'in kendi template'leri de var. Oradan da hesaplayıp yapabilir. Ama bu değerleri Excel'de hazırladığımız tablodan nasıl çekeceğiz? Hangi değerleri kullanacağız? Beraber gireceğiz ve X-Track bu değeri kendisi çizmiş olacak. Ve biz de bunu alıp Excel'deki kendi yaptığımız tabloyla karşılaştırdığımız grafikte karşılaştıracağız. Benzer sonuçları verdiğini göreceğiz ve arka planda nasıl bir sürecin işlediğini beraber görmüş olacağız. Son olarak arkadaşlar biz buraya kadar yardımcı programlardan olsun, el hesaplarımız olsun, örneklerimizin hepsini, dosyalarımızı ve içeriklerimizi sizlerle paylaşacağız tabii ki. Web sitemizde bunları paylaşmış olacağız. Ama eğitimlerden sonra ilk önce bültenimize abone olan takipçilerimize bu içeriklerimizi ilk olarak onlarla paylaşacağız. Aradan tabii ki proje bittikten sonra, tabii bu projelerin bitme belki bir aylık bir süreçte olabilir, bir haftalık süreçte olabilir. Daha sonra web sitemize yayınlayacağız. Ama eğitimi izlerken elde etmek istiyorsanız web sitemize giderek haber bültenimize abone olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken e-posta adresine girmek veya bu videonun altındaki açıklamada verdiğim linke giderek haber bültenimize abone olmanız yeterli olacaktır. Ben her videodan sonra ilgili dosyaları haber bültenimize kayıt olanlara hem videomuzu hem de ilgili dosyamızı paylaşmış olacağım arkadaşlar. Bizleri sosyal medya üzerinden arkadaşlar takip edebilirsiniz. Hem LinkedIn'de hem de Instagram'da hesaplarımız mevcut. Web sitemizden ilgili dosyalara, ilgili adreslere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Web sitemizden ve YouTube'dan da son videolarla bizleri izleyerek takip edebilirsiniz.